Günaydın. 28 Mayıs Cuma sabahında saatlerimiz tam 11'i gösteriyor. Hafta içi her sabah tam bu saatte yaptığımız gibi Medyaterapi ile karşınızdayız. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınını seyrediyor ve dinliyorsunuz. Medyaterapi'de yine bir anlamda terapi yapacağız. Yani şöyle bir gündemi hatırlayıp medya gündemi nasıl derlemiş, toplamış, harmanlamış ve nasıl izleyicilerine, seyircilerine, okurlarına sunmuş ona bakacağız hep birlikte. Yazılı basını inceleyeceğiz. Bütün başka kanallardan farklı olarak tüm gazetelerin, tüm görüşlerdeki gazetelerin birinci sayfalarına, manşetlerine, başlıklarına, spotlarına, haberlerine ve tabii ikinci bölümde de köşe yazarlarının yaptığı yorum ve analizlere göz atacağız. Onlardan seçmeler okuyacağız size. Yine ikinci bölümde de televizyon ve sosyal medyadan seçtiklerimiz olacak. Ama hepsinden önce gelin her sabah yaptığımızı yapalım. 28 Mayıs Cuma sabahından 27 Mayıs'a düne bir bakalım. Neler olmuş, neler bitmiş şöyle bir hatırlayıp hatırlatıp üzerinde yorumlarımızı yapalım. Dün yine siyasette hareketli bir gün vardı. Yani iktidar ve muhalefet arasındaki söz düellosu ve iddialarla, karşılıklı suçlamalarla geçen bir günü geride bıraktık. Ama dün güne damgasını vuran tartışma Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün önce yani çarşamba günü yaptığı konuşmaydı. Ne demişti Recep Tayyip Erdoğan meclis konuşmasında daha durun daha neler neler olacak diye bir uyarıda bulunmuştu. Kimileri onu bir uyarıdan ziyade bir tehdit, bir parmak sallama, bir sopa sallama, bir sopa gösterme olarak değerlendirmişti haklı olarak. Çünkü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'nın bu sözlerinin arkasında muhalefet partilerinin genel başkanlarının, muhalefet liderlerinin başta Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu, Babacan, HDP'li liderler, Erkan Baş, Karamollaoğlu onlar olmak üzere seçim yaklaşırken her ne zaman olacaksa olsun seçim yaklaşırken muhalefet liderlerinin artık daha yoğun bir şekilde, daha gözle görülür bir şekilde sahaya yani halkın içine inmesinden kaynaklanan bir korkunun, bir endişenin izleri vardı. Cumhurbaşkanının ve AKP Genel Başkanı'nın bu demecinde. Meral Akşener ne yapmıştı? Rize'ye gitmişti. Rize'ye niye gitmişti? Halka dokunmak için. Esnafla, halkla, köylülerle, İkizdere'de direnen köylülerle yani doğa katliamına engel olmak isteyen köylülerle görüşmek, onların dertlerini dinlemek, onları devşirip siyasette kullanmak üzere gitmişti. Şimdi muhalefet liderlerinin zaten görevi bu. Yapmaları gereken bu. Halkı dinleyecekler. İktidardan halkın nerede hoşnutsuz olduğunu not alıp kamuoyuyla paylaşıp iktidarı oradan götürmeye çalışacaklar. Yani hani iktidarı götürmeye çalışmak bir suç olarak sunuluyor ya iktidar tarafından. Böyle bir suç yok. Böyle bir suç dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizi devirmeye çalışıyorlar. E tabii seni devirmeye çalışacaklar. Demokratik yöntemlerle yaptıkları müddetçe tabii ki iktidarı devirmeye çalışacaklar. Hatta normal süresinden önce seçim isteyip normalden önce seçim yapılmasını sağlayıp o şekilde de seni göndermeye çalışacaklar. Yani siyaset denilen oyunun kuralları bu. Yani düşünebiliyor musunuz bir takım rakip takım bize gol atmaya çalışıyor diye bir suçlamada bulunuyor. Böyle bir şey böyle bir mantık olabilir mi? Tabii rakip takım sana gol atmaya çalışacak. Sen de ona gol atmaya çalışacaksın. Dolayısıyla iktidar şu anda eridiğinin, çürüdüğünün ve artık meşru temellerinin yani seçmen nezdindeki kredilerinin hızla tükendiğinin farkında ve muhalefeti hareketsiz bırakmaya çalışıyor. Ama bunu yaparken de antidemokratik bir yöntem uyguluyor. Nedir o antidemokratik yöntem? Sopa sallamak. Bakın gitmeyin halkın arasına, girmeyin, Rize'ye gitmeyin, orası benim memleketim. Böyle bir şey var mı ya? Benim memleketim diye bir şey var mı? Benim memleketime gelmeyeceksiniz Rize'ye. Sonra yarın öbür gün mesela Meral Akşener efendim iktidara geçse, bilmem başbakan olsa ya da işte cumhurbaşkanı olsa benim memleketim İzmit, oraya gidemezsiniz. Benim eşimin memleketi Rize, Tayyip Erdoğan oraya giremez. Girerse benim hemşerilerim Tayyip Erdoğan'a ders verirler. Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir düşünce tarzı olabilir mi? Bunları
Türkiye'nin bir şekilde aşması, geride bırakması lazım. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın, aynı zamanda iktidarın büyük ortağı AKP'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kullandığı ifadeler, yani orada benim hemşerilerim Meral Hanım'a, daha doğrusu Bay Meral diye bahsetti, Bay Meral'e ders verdiğini gördük, daha durun bakalım bunun gibi neler olacak şeklinde tehdit sallaması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış en ağır siyasi yanlışlardan ve çok açık söylüyorum, bugün Cumhuriyet'teki yazımda da yazdım, ağır bir siyasi suçtur. Evet, siyasi ayıptır, aynı zamanda da siyasi bir suçtur ve bu ülkede huzur, güven ortamının ya da siyasi istikrarın, siyasi gerilimin üzerine bir kara leke gibi düşecek bir demeçtir. Sayın Cumhurbaşkanı bu lafları söyledikten sonra pişman olmuş mudur, olmamış mıdır bilmiyorum ama hem bir yandan kalkıp muhalefeti antidemokratik yöntemler peşinde koşmakla suçlayacaksınız, bir yandan da kendiniz demokrasinin zıddı olan kavgadan, çatışmadan, huzursuzluktan medet umacaksınız. Bu yapılacak bir şey değil. Dün Cumhurbaşkanı gitti, İstanbul'a geldi. Orada Yassıada'da 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde önemli bir konuşma yaptı. Yani Türkiye'ye, Türkiye'deki demokrasiye, Türkiye'deki siyasal istikrara darbelerin nasıl ağır bir hasar verdiğini, nasıl bir zarar verdiğini anlattı. Buraya kadar haklı. Evet, darbeler, yani demokratik rejime başka odaklardan, askeri odaklardan ya da dış güçlerden, her nereden gelirse gelsin bir müdahale, yani demokratik sürecin çarklarının dönmesine bir sekte vurulması demokrasi dışı yöntemlerdir. Ama demokrasi dışı yöntemler sadece üniformalılar tarafından hayata geçirilmezler. Yani 1960 darbesinde yapıldığı gibi, 12 Mart muhtırasında yapıldığı gibi, 12 Eylül 1980 darbesinde yapıldığı gibi, daha sonraki ara dönemlerde yapıldığı gibi sadece üniformalılardan gelmez demokrasiye zarar. Lacivert takım elbise giymiş insanlardan da, kravatlı insanlardan da gelir. O insanlar eğer demokrasinin çarklarına zarar verecek bir takım demeçler verir, öyle faaliyetler içinde olurlarsa, mesela mafyayla, mesela çetelerle, mesela cumhuriyetin temellerini dinamitleyip berhava etmek isteyen FETÖ gibi alçaklarla işbirliği yapıp demokrasinin bütün kurumlarını çalışamaz hale getirirlerse darbenin daniskasıdır bu. Evet, 15 Temmuz darbe girişimini yapan insanlar, yani şu anda Fethullah Gülen alçağının, Pensilvanya'daki cumhuriyet düşmanının örgütlediği o zemin sayesinde o darbeyi gerçekleştirenler, geçmişte kol kola girdiklerinin, geçmişte onlara o kapıları açanların yardımıyla ve marifetiyle bunu gerçekleştirmişlerdir. Darbe işte öyle de darbe olur. İlla tankları, topları, tüfekleri sokağa çıkartarak darbe olmaz. 15 Temmuz'da da F-16'lar uçtu, zırhlı araçlar büyük kentlerin sokaklarına çıktı. Kışlalardan çıkıp bir takım yerleri ele geçirmeye çalıştılar. İstanbul'da belediye binasını, TRT binasını, borsa binasını, Ankara'da işte Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı, efendim TürkSat merkezini ele geçirmeye çalıştılar ama darbe sadece öyle olmaz. Darbecileri onu yapacak kapasiteye getirenler de bu darbenin suç ortağıdır. Bunu da hiç kimse unutmasın, unutmadı. Şimdi kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi darbelerden medet umuyor da, işte bilmem Meral Akşener darbecilerle bilmem işbirliği yapıyor da, muhalefete bu yaftaları yakıştırmanın hiçbir alemi yok, hiçbir inandırıcılığı da yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 27 Mayıs vesilesiyle yaptığı konuşmada yine CHP'yi darbecilere işte alkış tutmakla, işte geçmiş dönemin 1960 döneminin Cumhuriyet Halk Partisi liderliğini, rahmetli İsmet Paşa önderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ni darbecilerle işbirliği yapmakta filan suçladı. Ya yani şimdi darbenin kimin tarafından yapıldığını artık tarih kitaplarını açanlar çok iyi biliyorlar. Darbenin 27 Mayıs 1960 darbesinin sabahında, gerçi ben o zaman 3 yaşındaydım, tabii ki hatırlamam söz konusu değil ama hani bir iki sene sonra onu da okuduk, öğrendik okullarda. Darbenin bildirisini okuyan şahsın adı
Albay Alparslan Türkeşli Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusuydu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün geçmişte liderlerine haklı olarak sahip çıkarken ve rahmetle minnetle anarken bu tarafını da unutturmak istemeleri yakışıksız bir şeydir. Yani darbe derken, darbeci derken geçmişte kimlerin darbelerinin içinde olduğu da malumdur Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları tarafından. Şimdi 27 Mayıs'ı anarken geriye dönüp baktığımızda evet Türkiye'nin geçmişinde askeri darbeler, askeri vesayetçi bir anlayış, yani sivillere müdahale eden, sivillere hayır öyle değil de böyle yapacaksınız, oradan değil de böyle gideceksiniz deme hakkını, deme cüretini kendisine gören askeri vesayetçiler vardır. Bu toplumun bu gerçeğini, Türkiye siyasetinin bu gerçeğini bir yana tabii ki koyacağız ama toplumun başka gerçekleri de var. Siyasetin başka gerçekleri de var. FETÖ'cü alçaklara, FETÖ'cü cumhuriyet düşmanlarına, bu ülkenin bütün kurumlarının adliyesinden askeriyesine, mülkiyesinden tıbbiyesine kadar bütün kurumlarının anahtarlarını veren, sınav sorularını verip bütün önemli mevkilere onları geçirten insanlar da 15 Temmuz darbesinin yol taşlarını teker teker döşemiş insanlardır. Dolayısıyla başkasına darbeci derken 10 kere oturup düşünmek gereği de ortadadır. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs münasebetiyle yaptığı konuşmada önemli bir şey daha söyledi. Daha doğrusu daha önce de söylediği bir şeyi tekrarladı. Bir anayasa çalışması içinde olduklarını söyledi. Ama orada şu notu da düştü. Gelin uzlaşarak birlikte bir anayasa yapalım dedi. Yani bütün partilerin, bütün partiler derken tabii hani o noktaya geldiğinde iş, ben ne yapacaklarını da biliyorum. O gelmesin, bu gelmesin, ötekisi terörle bağlantılı, belikisi bilmem kendime bağlantılı, ötekisini ben sevmiyorum, belikinin tipine gıcık kapıyorum. Öyle seçmeceler yapacaklardır. Onu da bir kenara koyalım. Yani bir not olarak koyalım da gün geldiğinde hatırlatacağız. Dedi ki hep birlikte bir anayasa yapalım. Ama eğer uzlaşamazsak referanduma götürürüz. Yani bizim yaptığımız çalışmayı referanduma götürürüz. Biz derken tabii Cumhur İttifakı'nı kastediyor. Belki hani Doğu Perinçek'ten de bir iki yardım alırlar filan. Doğu Perinçek çünkü artık hani o yapının, Cumhur İttifakı yapısının bir mütemmim cüzü gibi çalıştığı için onu da söylüyorum. AKP-MHP ittifakıyla bir anayasa taslağı hazırlayıp biz referanduma götürürüz dedi. Ama ideal olan tabii hep birlikte yapmak dedi. Şimdi hatırlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı bu lafları söylerken daha yakın geçmişte yapılan anayasa çalışmasının ya da anayasa taslağının, yani o referanduma götürülüp biraz da şaibeli, biraz değil bir hayli şaibeli bir oylamayla, yani gün içinde kurallar değiştirilip mühürsüz oy pusulalarıyla alelacele kabul ettirilen ama üzerinde ciddi bir şaibe ve hile gölgesi olan o anayasa referandumunu da kimse unutmuyor. Geçmişte 12 Eylül 2010 anayasasını da kimse unutmuyor. O dönemde hani Fethullahçı teşkilatın ya da Fethullah Gülen'in bizzat kalkıp efendim mezardaki ölülere bile oy kullandırmak lazım gibi bir telkinle şey yaptırdığı, bu anayasayı kabul ettirdiği, efendim yetmez ama evetçilerden nasıl bir destek aldığı filan da unutulmuyor. Neyse, son kabul ettirilen, yani o şaibeli referandumla kabul ettirilen anayasayla ilgili olarak, o anayasanın nasıl yapıldığı dönemiyle ilgili olarak bir tarihe not düşmek lazım. O not nedir? O not şudur. Mecliste adeta döve döve, kafalar kırıla kırıla, kavga, dövüş, küfür, kıyametle apar topar çıkartılan bir taslak vardı. Yani orada hani meclisten çıktı görüntü olarak o. Ama meclisten çıkmakta kalmadı, meclisten zorla çıkarıldı. Üzerinde bir uzlaşma sağlanmadı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekseriyeti olan partilerin, çoğunluğu olan partilerin ellerini kaldırması ve o çoğunluğu önce komisyonlarda sonra genel kurulda sağlamış olması o anayasa taslağının bir uzlaşmayla çıkarılmış olduğu anlamına gelmiyor. Lafı şuraya getireceğim. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eğer bugün gerçekten bütün partilerin uzlaşmasıyla bir anayasa yapalım diye bir çağrıda bulunuyorsa, bundan kastı en son yaptığı pratik ise, bu doğru bir yöntem değil.
anayasanın, bir anayasanın doğru yapılabilmesi için ya da bu ülkenin koşullarına uygun ve gerçekten bu ülkenin hak ettiği bir anayasanın yapılmasını istiyorlarsa eğer, bu işi doğru yapan ülkelerden örnek almalılar. Bakın, demokrasinin sağlıklı çalıştığı ülkelerde anayasalar toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla, yani uzmanların, yani hukukçuların, yani akademisyenlerin, yani sivil toplum örgütlerinin ve halkın bütün kesimlerinin, kadın örgütlerinin, öğrenci örgütlerinin, herkesin katılımıyla ve onların temsilcilerinden oluşacak bir kurucu meclisle yapılır. Böyle iktidardaki parti, ben hazırlıyorum, beğendiniz beğenmediniz, beğenmezseniz ben kendi teklifimi götürürüm sandığa, oylatırım gibi anayasa yapılmaz. Muhalefet partilerinin taslakları da o şekilde olmamalıdır. Muhalefet partileri de oturup toplumun bütün kesimleriyle kafa kafaya verip o şekilde taslaklar hazırlamalıdır. Yani bir muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de İyi Parti'yi de kastediyorum, kendi siyasi organları içinde, kendi örgütleri içinde oturup da bir takım taslaklar hazırlamaları, işte bir takım maddeleri alt alta getirip genel başkanlarına okutmaları ve okuttuktan sonra da kalkıp efendim biz işte anayasa taslağı yaptık, meclise götürelim, orada müzakere edilsin, ondan sonra da kabul edildi, edildi, edilmedi, işte referanduma gidilir şeklinde anayasa hazırlanmaz. Yani siyasetin tümünü bu konuda doğru yolu izlemeye çağırıyorum. İktidar partilerini de, muhalefet partilerini de. Yani benim taslağım bu, senin taslağın ne, getir yan yana koyalım, uzlaştık uzlaştık, uzlaşamadık halka gidelim. Böyle anayasa yapılmaz. Yapıldığı zaman ne olur? İşte geçmişte yaşadıklarımız olur. Şu anda anayasa denen metinde bir yığın kendi içinde çelişki var, mevcut yasalarla çelişki var, insan hakları kriterleriyle çelişki var, AHİM kararlarıyla çelişki var, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile çelişkiler var. Bir yığın çelişkiler var. Dolayısıyla demokratik bir anayasanın yapılması yöntemi bellidir, ortadadır. Cumhurbaşkanının dün söylediği gibi biz hazırlarız, getiririz, beğendiniz beğendiniz, beğenmediniz referandumu götürürüz şeklinde anayasa yapılmaz. Yapılırsa bundan sonraki yine 10 yıllar boyunca aynı sıkıntıları Türkiye demokrasisi çeker. Dün darbeler konuşulurken, anayasa konuşulurken sabah saatlerinde yine ifadeye çağrılan amiraller haberiyle uyandık. Yani bir grup amiralin o Montrö Sözleşmesi'nden çıkılmasın. Bakın, bunun çok ciddi sakıncaları olur. Çok önemli milli güvenlik sorunları çıkar. Dış politikamızda da önemli sıkıntılar yaşarız şeklindeki uyarıları, bir yandan da işte bu sarıklı cübbeli amiral konusunda yapmayın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne laiklik karşıtı eğilimlerin hakim olmasına, ele geçirmesine izin vermeyin, geçmişte bunun sıkıntılarını çok çektik, aksi takdirde yine yaşarız bunları şeklinde bir uyarıda bulundukları bir duyuru vardı. Kimileri bildiri dedi, kimileri muhtıra dedi, efendim darbeci bir tavır içinde olmakla suçladılar. Oysa ki amirallerin amacının ne olmadığı zaten sorgularından da metni ön yargısız okuyan herkesin zaten anlayabileceği bir şeydi. Hatırlayacaksınız, o duyuru yayınlandığında 10 emekli amiralin evlerine baskın yapıldı. Toplanıp götürüldüler, gözaltına alındılar, 8 gün gözaltında tutuldular. Sonra sorgulanıp belli koşullarla, adli kontrol koşullarıyla serbest bırakıldılar. 4'ü de ifadeye davet edildi. Biraz daha yaşlı başlı olanlar yani davetle gidip ifade verdiler. Sonra hepsi serbest kaldı. Ama işte hani o soruşturmada devam ediyor. Şimdi o soruşturmada sonradan bazıları tekrar çağrıldı. Şimdi bir üçüncü dalga yaşandığı anlaşılıyor. Geri kalan işte 80 küsur amiralinde yine sorguya davet edildiği anlaşılıyor. 10'ar kişilik gruplar halinde dün de gittiler, ifade vermeye başladılar. İfadelerinden sonra da yine adli kontrol şartıyla, yani bulundukları şehri terk etmemek ya da yurt dışına çıkmamak gibi kontrol koşullarıyla serbest bırakıldılar. Geçen sefer yapıldığı gibi bazı amirallere böyle bir elektronik kelepçe takıldı.
takılması uygulamasından da vazgeçildiği anlaşılıyor. Çünkü çok büyük tepki gördü. Neticede kendiliklerinden çağrılsa da gidecek insanlar. Yani hiçbir kaçma şüphesi olmayan, çünkü kaçmaları için de bir neden olmayan, bunlar çok değerli emekli subaylar. Dolayısıyla böyle bir kelepçe uygulamasına da, o ayıba da tekrar başvurulmadığı anlaşılıyor. Bunu niye hatırlattım? Yani bu amirallerin tekrar ifadeye çağrılması meselesini niye hatırlattım? Dün akşam da bir değerli hukukçuyla, bu amirallerden bazılarının avukatı Sayın Şule Nazlıoğlu Erol'la konuştuk KRT Akşam Haberlerinde. Onun da vurguladığı gibi bir darbe imasını, yani birileri, bir takım askerler işte ordu evlerinde ya da evlerinde ayaklarını uzatıp emekliliklerini geçireceklerini, hala bir takım darbe oyunları içinde, darbe imaları ya da darbe çabaları içindeler mi acaba kuşkusunu ya da izlenimini toplumda uyandırmaya yönelik bir soruşturmayı sıcak tutma, canlandırma çabası gibi gözüküyor. Yani hep o D kelimesini, o darbe kelimesini sıcak tutmanın bir yolu. Çünkü baskıcı iktidarlar ve müflis iktidarlar, şu anki iktidarı kastediyorum, hem baskıcı yöntemlerle yönetmeye çalışıyor, nefes aldırmıyor, göz açtırmıyor ne muhalefete ya da ne de toplumun diğer hoşnutsuz kesimlerine. Ekonomiyi yönetemiyor, pandemiyi yönetemiyor, dış politikayı yönetemiyor. Her alanda politikaları iflas etmiş iktidarların elinde iki silah var. Bir, sopa sallamak. Yani bakın daha neler olacak, neler gösteririm size, sakın ha filan gibi parmak sallamak. İki, geçmişteki kötü tecrübeleri, acı tecrübeleri, çirkin tecrübeleri, adını da koyalım, darbeleri hatırlatarak bakın böyle bir tehdit var, o tehdide karşı gelin benim arkamda saf tutun, darbelere karşı olan sırf benim, dolayısıyla bu darbecilere de hep birlikte tavır alalım imajını, izlenimini, böyle bir iklimi oluşturmak. Yani bir korku iklimi oluşturmak. Sürekli bir takım umacılar yaratmak. Dış düşler, bilmem neler, düşmanlar. Peki o düşmanlar arasında saydıkların kim? Organize suç örgütleri. Ya düne kadar kol kola beraber iş çevirdiğinizi adam ikrar ediyor. Sedat Peker'den söz ediyorum. Sürekli videolar yayınlıyor ve tarih, yer adı, kişi adı vererek diyor ki falanca gün filanca geldi, onunla beraber şunu yaptık. İçişleri Bakanı'yla kankaydık. İçişleri Bakanı'yla birlikte iş yaptık. Ben ona yardım ettim, destek verdim, hatta yatırım yaptım diyor. Daha da böyle bir küstahça ifadeyle diyor ki ben bir organize suç örgütü lideriyim, siyasetçiye yatırım yaptım diyor. Yatırım nedir? Neyi ima eden? Para yatırdım, güç yatırdım, bir takım desteklerde bulundum, karşılığında da bir şeyler elde ettim demeye çalışıyor. Ve açık açık şu ifadeyi kullandı. Ben o işte barış akademisyenlerine yönelik malum ifadeleri kullandığım mitingleri diyor, kanlarını oluk oluk akıtacağız, kanlarında banyo yapacağız, hepsini bayrak direklerine asacağız diye o Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş gördüğü en ağır demokrasi karşıtı sloganların atıldığı ya da söylemlerin dile getirildiği mitingleri iktidarın işine yaradığını bildiği için yaptığını söylüyor. Yani o mitingler iktidarın işine yarıyordu diyor ve açık açık şu ifadeyi kullanıyor. Çünkü bir korku iklimi gerekiyordu diyor. Bundan daha yalın, sade ve açık, samimi bir ikrar olabilir mi? Bir itiraf olabilir mi? İktidar bir korku iklimi yaratmaya çalışıyordu ve ben de onlara hizmet ediyordum diyor. Mafya lideri. Açık açık söylüyor bunu. Şimdi iktidar kalkıp şunu diyebilir mi? Canım o tabii ki öyle söyleyecektir. Biz ona destek vermedik mi? Hayır, öyle kaçıp kurtulmak yok. Sayın Ömer Çelik'i dinledim geçen gün MKYK toplantısından sonra. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü diyor ki bizim diyor onlarla bir alakamız yoktu diyor. Destek meslek vermedik diyor. Destek veriyoruz diye yapılmaz ki zaten bu işler. Üzerine gittin mi, bir şey yaptın mı? Tek bir soruşturma açılması için bir girişimde bulundun mu? En azından çıkıp kınadın mı? Sedat Peker o mitingde çıkıp kanlarında banyo yapacağız, bayrak direklerini asacağız diye pırıl pırıl bu ülkenin akademisyenlerine tehditler yağdırırken Ömer Çelik
Recep Tayyip Erdoğan ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başka bir sayın yetkilisi, önemli siyasetçi çıkıp da ya bir dakika arkadaş sen ne diyorsun ya? Ey mafya lideri gel bakalım şuraya karakola şunun bir hesabını ver. O laflar ne demek? Kimin kanını akıtıyorsun sen bu ülkede? Dediniz mi? Demediniz. Bu nedir? Dolaylı destektir. Soruşturma açılması için Adalet Bakanı savcıları devreye soktu mu? Sokmadı. Bu bal gibi de Sedat Peker'in söylediklerini doğrulamaktadır. Yani iktidarın işine gelmiştir o iklimin yaratılması. Korku ikliminin yaratılması. Şimdi o günlerden bugüne geliyoruz. Korku iklimi dediniz de peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında İktidar Partisi'nin genel başkanı aynı zamanda bütün vatandaşlara, bütün siyasi partilere eşit mesafede olması gereken bir siyasetçi, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorum, Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum, kalkıp da daha durun, daha neler olacak, benim hemşerilerim aslında hani az bile yapmışlar imasında bulunarak, hani daha fazlasını da yaparlardı ama hani edeplerinden dolayı fazla ileri gitmemişler, yani diyor ki gerekirse ileri de giderler diyor. Peki ne yapacaklar Sayın Cumhurbaşkanı? Ne yapacaklar daha da ileri gidip? Çubuk'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yapılanı mı yapacaklardı yani? Meral Akşener'i orada linç etmeye mi kalkacaklardı? Orada da bir inekçi Osman, sabıkalı inek hırsızlığından sabıkalı bir inekçi Osman da Rize'de gidip Meral Akşener'e mi yumruk atacaktı? Onu gördüğünüz zaman sevinecek miydiniz? Ve o tür bir girişimde bulunsalardı yine onun failleri adeta kahramanlar gibi tutuksuz mu yargılanacaktı? Bakın iki satır bildiriye imza attı diye bu ülkenin şerefli üniformasını 40 sene 50 sene taşımış ve silahlı kuvvetlerin bünyesinde bu ülkenin sınırlarını beklemiş, denizlerini beklemiş pırıl pırıl emekli subayları attınız zindana 8 gün içeride sürüm sürüm süründürdünüz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'na o alçak, o adi linç girişiminde bulunanlar kaç gün hapis yattı? Ya da kaç gün ceza alacaklar? Onu da merak ediyorum. Bu insanlara bir darbeci yaftası yapıştırıp belki de bilmem kaç yıl, toplasam bilmem kaç yüzyıl hapis cezası ile yargılayacaksınız. Peki linççi, inekçi Osman kaç yılla yargılanacak? Adeta kahraman muamelesi görüyorlar. Allah muhafaza o eve sığınmasaydı, oradan güvenlik kuvvetleri sağ salim zırhlı araçla çıkarmasalardı bugün Kemal Kılıçdaroğlu belki de yoktu. Siz vatandaşların, en başta vatandaşların, sade vatandaşların, gazetecilerin, akademisyenlerin, siyasetçilerin, muhalefet partileri liderlerinin söz söyleme, gidip vatandaşla konuşma hakkına sahip çıkacak ve onları koruyacaksınız. Böyle bir vazifeniz var devlet olarak. Yani geçen gün Rize'ye giden Meral Akşener'i, dün Isparta'da gül toplayan köylülerle, çiftçilerle birlikte onların dertlerini dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de vatandaşla temas kuran HDP'li siyasetçilerin ya da Ahmet Davutoğlu'nun ya da Temel Karamollaoğlu'nun ya da Ali Babacan'ın ya da Erkan Baş'ın, muhalefette her kim varsa herkesin güvenliğinden sorumlusunuz. Ayaklarına taş değmemesi için, topuklarına bir dikenin batmaması için gece gündüz çalışacaksınız. Bu ülkenin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bu ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyku uyuyamayacak, uyumayacak. Onlara bir şey olmasın, bir zarar gelmesin diye. Çok mu yüksek beklentimiz? Evet, anlaşılan o ki beklentimiz çok yüksek. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı kalkıp da durun bakın daha neler olacak diye parmak sallarsa insanlar güvenliklerinden endişe etmeye başlarlar. Ve bakın sözünü ettiğimiz insanlar etraflarında koruma olan insanlar. Yani Meral Akşener'in ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından üçer beşer polisle korunduğunu biliyoruz. Yani siyasi parti liderleri olarak. Peki sıradan vatandaş güvenliğini kimden isteyecek? Sıradan vatandaş sokakta bir laf etmek istediği zaman ya da iki satır Twitter'a bir şey yazmak istediği zaman ya da benim gibi bir gazeteci bir gazetenin sütununa bir sayfa yazı yazmak istediği zaman bizi kim koruyacak? Kendi kendimizi koruyacak halimiz yok. Biz öyle silahlı külahlı adamlarla da bir ilişkimiz yok. Aman gel abi bize sahip çık bizi koru filan diye mafyacılarla da iş tutma geleneğimiz yok. Bizi kim koruyacak? Benim başıma bir şey gelme endişesi taşısam kime gideceğim?
Recep Tayyip Erdoğan'a gideceğim. Ey Sayın Cumhurbaşkanı, gel beni koru diyeceğim. Ama Cumhurbaşkanı muhalif unsurlara sopa sallıyor. Böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyorduk. Ama maalesef başımıza geldi. Bu üslubun, bu dilin, bu ortamın ve bu iklimin, yani adını da koyalım, korku ikliminin bir an önce Türkiye'nin başından kalkması gerekiyor. Bunun kalkması için de Türkiye'de bu iktidarın, yani korku iklimini sürdürmekten medet uman, yarar uman ve fayda sağlamaya çalışan iktidarın gitmesi gerekiyor. Bunun da yolu seçimdir. Muhalefet partileri haklı bir strateji izlemektedirler ve seçim çağrısında bulunmaktadırlar. Ama çarşamba günü Recep Tayyip Erdoğan, unutun bunu seçim meselesini dedi. Haziran 2023'te yapılacak seçim dedi. Ama koşullar belki de daha önce yapılmasını gerektirebilir. Şimdi Peker'in iddialarına dönelim. Yani Peker'in videoları anlaşıldığı üzere devam edecek gibi gözüküyor. Dün hakkında bir yakalama kararı çıkartıldı. Niye dünü beklediler yakalama kararı çıkartılması için, onu da anlayabilmiş değilim. Şimdi hatırlar mısınız? Daha önce birkaç hafta evvel İçişleri Bakanı kırmızı bülten çıkardık demişti. Kırmızı bülten nedir? Bilmeyenler için hatırlatalım. Uluslararası çapta aramaya başladığınız bir kaçak zanlıyı yakalayabilmek için bütün ülkelerin iktidarlarına, hükümetlerine ve güvenlik teşkilatlarına bir ortak çağrıdır bu. Kırmızı bülteni kim çıkartır? Interpol çıkartır. Yani uluslararası polis teşkilatı çıkartır. Peki biz kırmızı bülten çıkarttık diye açıklama yapmanın bir anlamı var mıdır? Gerçek midir? Değil. Çünkü kırmızı bülten çıkartılması için siz Interpol'e bir başvuruda, bir talepte bulunursunuz. Interpol eğer isterse kırmızı bültenle, yani görüldüğü herhangi bir ülkede, dünyanın neresinde olursa olsun, yakalanması için bir kırmızı bülten çıkartır. Ama anlıyoruz ki Türkiye böyle bir başvuruda bulunmuş ama Interpol henüz kabul etmemiş. İçişleri Bakanı bu hafta başında, pazartesi günü Habertürk'teki mülakatta bunun izahatını da yaptı. Yani biz dedi, Habertürk'te mi ya da TRT'de mi yaptı bilmiyorum ama biz talepte bulunduk ama işlerine gelmeyeni yakalamamak için şey diyor, bunu ne derler, sallantıya getiriyorlar, boğuntuya getiriyorlar diyor. Yani sümen altı etmeye çalışıyorlar diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir difüzyon başvurusu var. Ona difüzyon diyorlar. Daha doğrusu işte kırmızı bültenle aranması için başvuru yapıyorlar ama Interpol bir difüzyon yayınlıyor vesaire. Şimdi lafı şuraya getirmek istiyorum. Türkiye kırmızı bültenle arıyoruz dedi ama dün tutuklama kararı, yakalama kararı çıkardık diyor. Nasıl oluyor bu? Yani önce uluslararası alanda aransın diye bir karar çıkardığın ya da bir emir verdiğin adamı dün mü yakalamaya karar veriyorsun? Kafalar iyice karıştı. Sedat Peker'in mafya liderinin demeçlerinin de süreceği anlaşılıyor. Çünkü dün akşam üzeri bir yeni Twitter mesajı yayınladı. Orada diyor ki, benim yakınlarıma ya da işte bizi seven insanlara diyor, kimse o yakın çevresi ya da seven insanlar, korku salabilmek için Sedat'ı yakaladık, aldık, getiriyoruz gibi bir haber salıyorlarmış. Yalan, ben buradayım, hiç yakalama makalama yok, işte pazar günü de şunu yapacağım, bunu yapacağım diye yine böyle bir hakaretlerle, bir tehditler savurmuş. Yani yakalanmadım gibi bir mesaj veriyor. Tabii bunun doğru olup olmadığını da bilemeyiz. Teyide muhtaç, belki de yakalandı. Efendim adamları bu, işte kendi şey örgütü bu tweet mesajını yazdı, bilemiyoruz. Ama işte pazar günü yeni bir videoyla çok önemli açıklamalar yapacağım diye bir takım tehditlerde de bulunuyor. Ne olacağını göreceğiz. Mafya lideri yakalandı mı yakalandı mı şu anda bilmemizin bir şeyi yok, yolu yok. Eğer yeni bir videoyla ve güncel olduğu anlaşılan bir videoyla ortaya çıkarsa, o söylentilerin de doğru olmadığını da anlayacağız. Bir yandan da Peker'in o açıklamalarındaki işte geçmişe dönük bir takım faili meçhul cinayetlerle ilgili izler de sürülmeye çalışılıyor. Basın o açıklamalarda adı geçen insanlarla röportajlar yapıyor. Mesela meslektaşımız Saygı Öztürk, Korkut Eken'le bir mülakat yaptı.
Galip Mendi dönemin Kıbrıs'ta görev yapmış bir komutanı, bu Kutlu Adalı'nın öldürülmesi hadisesinde adı geçen, yani o yıllarda orada görevli olduğu belirtilen, daha sonra Türkiye'de gelip jandarma genel komutanlığı yapan emekli paşa Galip Mendi'nin, ki Galip Mendi de 15 Temmuz darbesinden sonra emekli edildi. Efendim Galip Mendi ile röportajlar yapıldı. Meslektaşımız Can Özçelik bir röportaj yaptı. Daha sonra Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz bir röportaj yaptı. Orada o sorular soruluyor kendilerine. Yani siz Korkut Eken'in adaya gittiğini, Atilla Peker'le, yani Sedat Peker'in kardeşiyle birlikte Kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayını planladığınızı doğruluyor musunuz diyor. Yok, benim alakam yok, ben o olayları bilmiyorum filan diyor. Ama mesela Korkut Eken'in ve Atilla Peker'in adaya geldiğini, Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a geldiğini doğruluyor. Ama hani gerisi karanlık, muğlak. O arada Abdullah Çatlı'nın oraya gidip o cinayeti işlediği şayiası var ortada. Abdullah Çatlı'nın işte yine Susurluk hadisesinde ya da daha önceki cinayetlerde adı geçen o Uzi silahları kullandığı filan şeyleri var, söylentiler var. Dolayısıyla içinde Mehmet Ağar'ın isminin geçtiği, Korkut Eken'in isminin geçtiği, Atilla Peker'in isminin geçtiği, Galip Mendi'nin isminin geçtiği pek çok olay ya da karmaşık olay konuşuluyor. Bunlar da uzunca bir süre konuşulmaya devam edilecek gibi de gözüküyor. Dün uluslararası anlamda önemli bir hadise daha yaşandı. Gerçi medyada çok fazla yer almadı ama dün Suriye'de seçim vardı ve Cumhurbaşkanı seçimi vardı, Devlet Başkanı seçimi vardı. Tahmin edileceği gibi Beşar Esad, yani Suriye'nin tek adam rejiminin lideri, Suriye diktatörü Beşar Esad %95'in üzerinde oy alarak Suriye'nin yine devlet başkanı seçilmiş. Tabii ki hala iç savaşın sürdüğü, hala belli bölgelerini Şam rejiminin, yani Beşar Esad hükümetinin kontrol edemediği bilinen, değişik bölgelerinde Amerikan birliklerinin, Rusya askerlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin egemenlik alanı olarak kullandığı, belli bölümlerinde şeriatçı örgütlerin, Nusra'ların, IŞİD'lerin filan cirit attığı, egemenlik sağladığı, belli bölgelerinde PKK'nın bir kanton kurmaya ya da kendine ait bir bölgede devlet kurmaya uğraştığı, Amerika'nın destek verdiği, Rusya'nın hükümranlık elde etmeye çalıştığı bir jungle'dan, bir kaotik ortamdan, bir ülkeden söz ediyoruz. Nasıl yapıldı böylesine bir kaotik ortamda seçimler, onu da bilmiyoruz. Ne kadar demokratik seçimlerdir? Beşar Esad rejimi gibi, Beşar Esad'ın zihniyetindeki diktatörlerin yaptığı seçimlerin kaç kuruşluk değeri vardır? O da tabii bilinmez ama neticede ülkenin meşru, uluslararası alan tanınmış bir hükümetidir. O hükümet bir seçim yapmıştır ve sandıktan da bir sonuç çıkmıştır. O sonucu da kendisi açıklamıştır. Demiştir ki ben %95 oy aldım. İşte onu da kabullenmek zorundasınız. Yani hani Mısır'daki rejim ne kadar demokratikse Suriye'deki rejim de o kadar demokratiktir. Ya da ne bileyim işte Nikaragua'daki, Venezuela'daki rejim ne kadar demokratikse onları da o şekilde kabul etmek gerekiyor. Beşar Esad da Cumhurbaşkanı'nın Beşar Esad da Suriye'nin devlet başkanı olarak tekrardan tescil edilmiştir. Yani iki gün sonra gideceğiz, Beşar'ı devireceğiz, Emevi Camii'nde namaz kılacağız, ey Beşar, ey Esed filan naraları da havada kalmış ve bir balon gibi iğneyi yemiş, patlamış gitmiştir. Onun da tescilidir bu. Saatlerimiz 11.38'i gösteriyor. Gelin şimdi gazeteler gündemi nasıl yansıtmışlar onlara bir bakalım. Cumhuriyet gazetesi bugün manşetinde kavga derinleşiyor demiş ama o derin sözcüğünü, daha doğrusu derinleşiyor kelimesinin derin kısmını ayrı bir tırnak içine almış. Yani derin devletin içindeki kavgayı kasteden bir başlık. Peker'e iktidar bilgisinde verilen koruma emniyeti sarstı diyor Cumhuriyet. Suçlanan Çalışkan Cumhuriyet'e konuştu. Çalışkan kim? Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan. Şimdi
Süleyman Soylu'nun, yani İçişleri Bakanı'nın, bu Emniyet Genel Müdür Yardımcısını Mustafa Çalışkan'ı görevden alabileceği ya da açığa alabileceği iddiaları dolaşırken gitmişler Sayın Çalışkan'la konuşmuşlar. İddialarla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Çalışkan, kim açığa alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım diye meydan okuyor. Çalışkan, Bakan Soylu'nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu sorumuzu ise, bence toplum rahatsız, benim rahatsız olup olmamam çok da önemli değil diye yanıtlamış Cumhuriyet muhabiri Seyhan Afşar'ın sorularını. Mafya siyaset ilişkilerini ortaya döken çete lideri Peker hakkında Erdoğan'ın Soylu'ya verdiği desteğin ardından yakalama kararı çıkarıldı diyor haber. Peker'e verilen koruma tartışması da yeni kavganın fitilini ateşledi. Bakan Soylu'nun suçladığı isimlerden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın açığa alınacağı konuşuluyor. Bu Peker'e verilen koruma meselesi çok karmaşık ve gıllıgışlı bir mesele. Çünkü Peker'e korumayı eski İçişleri Bakanı vermiş diye bir ifade kullandı Süleyman Soylu. Evet, Efkan Ala zamanında verilmiş belki ama sonrasında da kaldırılmamış. Ben geldim kaldırdım dedi ama ne kadar süre sonra kaldırdı? Peker aleyhinde konuşmaya başladıktan sonra mı kaldırdı? O tarihler biraz muğlak. Sonra zaten ilk önce hayır canım yok öyle bir şey, ne koruması verilmiş filan gibi bir açıklama yapıldı. Sonra ne oldu? İzmir Emniyet Müdürlüğü yalanladı. Dedi ki evet İstanbul Valiliği vermiş. Sonra bizim il sınırlarımıza geldiği zaman da biz de zaten işte onu kabullendik. Yani bizim bir duhlümüz yok dedi. Valilikler, emniyet müdürlükleri birbirini suçluyor. İçişleri Bakanı eski İçişleri Bakanı'nı suçluyor filan. Ortada böyle bir üstlenmeme şeyi var. Ama durum ortada. Sedat Peker diyor ki bana koruma verdiler. Pekala, bir de özel koşullarla verdiler. Yani bazı korumalar öyle sadece bir yere giderken yanında eskortluk vazifesini yapıp da ondan sonra gidip evinde uyumuyor. Ben yurt dışına bile gittim. De bana nezaret ediyordu, ya refakat ediyordu diyor. Dolayısıyla böyle bir karanlık durum var ortada. Bakalım bu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan'ın, Mustafa Bey'in akıbeti ne olacak? Koruma verilmesinde FETÖ izi iddiası. Dün Anadolu Ajansı öyle bir haber yayınladı. Peker'e 2015'te koruma verilmesine ilişkin kararda FETÖ izi tespit edildiğini öne sürdü. İhraç edilen eski Kadıköy Emniyet Müdürü Demir suçlandı. Ancak koruma kararı 4 kez uzatılmıştı. Habere göre Peker, emniyetin ve valiliğin bilgisinde kumarhane de işletmiş. Anadolu Ajansı daha sonra AKP'li Altınok ve Vali Şahin'in imzasının bulunduğu karara ilişkin paylaşımını sildi. Yani ne yapacaklarını da şaşırmış durumdalar. Birisi diyor ki Anadolu Ajansı'na söyleyeyim bir FETÖ izi haberi yapsın diyor. Biraz sonra haber siliniyor. Efendim onun adı geçiyor ama ondan sonra da 4 kere daha uzatılmış. Kimler uzatmış? İşte başta veren FETÖ'cü ise onlar da FETÖ'nün devamını, böyle bir karma karışık bir hikaye. Dolayısıyla ortada bir sıcak patates var. Kimse tutamıyor elinde böyle. Herkes birbirinin avucuna atıyor ama herkesin de elleri bir şekilde yanıyor. Dev ihale tanıdığı diye de bir başlık var Cumhuriyet'in birinci sayfasında. Arnavutköy Belediyesi'nin açtığı ihaleyi bakan yardımcısının kardeşi kazanmış. Tam bir hayırlı işler beyler, hayırlı işler haberi bu da. Öyle bir logo istiyor üzerine. AKP'li Arnavutköy Belediyesi'nin Hadımköy meydan düzenlemesi için açtığı ihaleyi 42 milyon lira bedelle Avlu Gayrimenkul adlı şirket kazandı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Celal Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ın kardeşiymiş. Allah bin bereket versin. Vermesin tabii. Zehir zıkkım olsun. Milletin parasını veriyorsunuz yandaşlara. Milletin parasını ihale olarak hortumluyorsunuz yandaşlara. Hani Allah bin bereket versin lafını tabii ki bir ironi, bir kinaye olarak söylüyorum. Kim bu milletin bir tek kör kuruşunu gırtlağına haksız yere, usulsüz yere geçirirse gırtlağında kalsın. Haram, zehir zıkkım olsun. Hürriyet gazetesi yanıtsız kalan kritik soru demiş manşetinde. Neymiş bu soru? Gazeteci Adalı'nın, Kutlu Adalı'nın 1996'da KKTC'de öldürülmesine ilişkin iddialar emekli Yarbay Korkut Eken'i gündeme taşıdı. Eken o dönemde Atilla Peker'i yanında adaya götürdüğünü kabul etti. Ancak Peker'i hangi sıfatla beraberinde götürdüğü sorusu yanıtsız kaldı. Hürriyet bu soruyu Eken'e yöneltmiş. Yani daha önce verdiği mülakatları hatırlatmışlar.
Korkut Eken'le konuşan diğer gazetecilerin, yani mesela Saygı'nın, düzeltiyorum, Sözcü'nün Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'ün yaptığı mülakatı hatırlatmışlar. Bu açıklamalar üzerine Atilla Peker'in Korkut Eken'in yanında ne işi vardı sorusunu sordu diyor Hürriyet. Bu konuda söyleyeceğimi söyledim. Başka da konuşulacak bir şey yok. Söylenecek bir şey de yok demek de yetinmiş. Yani cevap vermemiş Korkut Eken. Gerçekten de o soruya cevap verilmesi lazım. Şimdi bu soruyu tabii ki biz medya olarak, basın olarak, gazeteciler, televizyoncular soracak. Peki devletin ilgili birimleri niye çağırıp sormuyor? Öyle ya. Bir cinayetten söz ediyoruz. Bir gazetecinin kanı dökülmüş. Ve çok sansasyonel bir cinayet. Sıradan bir cinayet değil. Türkiye'de, Ankara'da Uğur Mumcu'nun öldürülmesi gibi bir şey. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kutlu Adalı cinayeti. Sedat Peker mafya lideridir, muteber adamdır, değildir vesaire. O tarafı bir ayrı bir tartışma konusu. Ama Sedat Peker böyle bir laf ediyor. Diyor ki bana geldi Korkut Eken, Kıbrıs'ta bir tane adamı öldüreceğiz. Bize yardım eder misin? Ben de diyor gönüllü oldum. Kardeşim Atilla yiğit bir arkadaştır. Onu vereyim dedim. Gitti, araştırma yaptılar, keşif yaptılar ama sonradan diyor onun kanı bize nasip olmadı diyor. Bir de böyle de bir ifade kullanıyor. Onun kanı bize nasip olmadı diyor. Yani keşke kanı bize nasip olsaydı diyor. Bakar mısın yani şeye, kullandığı üsluba ya da ifadeye. Hadi bunları bir kenara koyalım. Korkut Eken, Atilla Peker, Galip Mendi, Abdullah Çatlı bilmem ne, neyse böyle bir çark var ve bir cinayet işleniyor. Şimdi birisi bunu hatırlatıyor. Savcılar çağırmaz mı? Korkut Bey şöyle bir gelseniz de bir anlatsanız bu olayı demez mi? Yani Saygı Öztürk'e ya da Hürriyet'in muhabirine mi düşer bu sadece? Biz tabii ki gideceğiz, soru soracağız, açacağız telefonu. Ya Korkut Bey doğru mu bunlar? Bir şey söylemem diyor, diyecek. Ama savcı, esas savcı sorması lazım bu lafları. Mehmet Ağar'a sorması lazım. Galip Mendi'ye sorması lazım. Yok, sormuyorlar. Skandal Tören diye de bir haber var. Bir haham, bir papaz, bir de FETÖ'cü yan yana ellerini birleştirmişler. Allah muhabbetlerini artırsın. Terör örgütü FETÖ'nün desteklediği bir ev projesinin temeli skandal görüntülerle Berlin'de atılmış. Sözcü gazetesi bunlar iyi günlermiş diyor. Cumhurbaşkanının açıklamalarını manşete taşımış. Allah daha beterinden korusun diye bir üst başlıkta atmış. Kılıçdaroğlu'na Artvin'de sıkılan kurşunları, mecliste yumruklanmasını, Çubuk'ta linç girişimine uğramasını fotoğraflarla hatırlatıyor. Meral Akşener'in de İstanbul'da evinin bulunduğu sokağa bir grup MHP'linin gelmesinin ve evin güvenliğini ve Akşener'in güvenliğini tehdit edecek bir şekilde sloganlar atmasını, orada bir gerilim yaşanmasını hatırlatıyor. İstanbul'da evi basıldı diye yanlış bir başlık atmışlar. Ev baskını falan değil bu. Yani sokağa gelip öyle bir tehdit eyleminde bulunmuşlardı. Rize'de saldırıya uğradığını da hatırlatıyor. Bir Gün gazetesi sizin servetiniz emeğimizden çaldıklarınızdır diye manşet atmış. Bu laf dünden Rize'de ve Artvin'de Hopa'da yaşanan çay üreticilerinin eyleminden çıkartılmış bir başlık. Ülkeyi suç örgütlerinin çiftliğine dönüştüren iktidarın emek düşmanlığı işçisinden üreticisine, her kesime karşı sürüyor. Emekçiler iktidara yukarıdaki sözlerle tepki verdi deniliyor. Dün akşam da akşam haberlerine konuk ettik. Bir çay üreticisi hanımefendiyi orada dün yaşananları anlattı. Emeklerinin karşılığını almak için gidip bir talepte bulunmak, bir protestoda bulunmak istediklerinde nasıl polis şiddetiyle karşılaştıklarını anlattı. Zaten gösterilerde de izledik. Çok sayıda kişi gözaltına alındı o olayda. Çay üreticisi isyanda diye Evrensel Gazetesi de aynı olayı manşetine taşımış. Karar Gazetesi hepsi cinayet mahallinde diyor. Kutlu Adalı cinayeti ve o cinayetle ilgili adı geçen insanların isimlerini hatırlatarak bu olayın araştırılması, soruşturulması gereğini de karar manşetinde bu şekilde hatırlatmış. Dünya Gazetesi yeniden yapılandırma 245 milyar TL diye manşet atmış. Yeni Çağ Gazetesi güçlendirilmiş sistemi millet onaylasın diye bir ifade kullanmış. Türkiye milletin evinde Türk milletiyle birlikte yönetilir sloganıyla harekete geçen İyi Parti iyileştirilmiş yönetim sistemini halkın görüşüne sunmak için düğmeye bastı diyor. Milli Gazete açlık asgariyi geçti diyor. Halkın gerçek gündemi geçim,
her geçen gün zorlaşıyor ifadesiyle. Sabah gazetesi yalan ve iftirada vites yükselttiler diyen başkan diye niteledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşet yapmış. Yeni Şafak gazetesi Taksim'de büyük gün diye bugün o ünlü Taksim Camii'nin açılışının bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağını hatırlatıyor. İşte ilk cuma namazı kılınacak orada. CHP bütün darbelerin içinde diye bir suçlama yönelten Erdoğan'ın sözleri manşette. Akşam gazetesi çok güzel oldu diye tepeden drone'la anladığım kadarıyla Taksim Meydanı'nı ve o yeni Taksim Camii'ni muhteşem bir fotoğrafla göstermiş. Türkiye gazetesi Suriye'yi böldüler diyor. PKK bağımsızlık için seçim yapacak üst başlığıyla. Milliyet gazetesi 4 mevsim hayal oluyor demiş. Küresel ısınmadan ve mevsimlerin artık ortadan kalkmasına, yani mevsimsel farklılıkların ortadan kalkmasından söz eden bir haber. Posta gazetesi sevgili günlük korkuyorum diye dehşet içinde bir vatandaşın güvenliğinden endişe ettiğini belirten bir haberi gündeme taşımış. Aydınlık gazetesi gizlenen derin devlet raporu diyor. 23 yıldır sakladığı öne sürülen bir derin devlet raporunu manşetten ifşa ediyor. Yeni Akit gazetesi 27 Mayıs ruhu CHP'de yaşıyor diyen Erdoğan'ın dün Yassıada'da yaptığı konuşmadan bir alıntı yapmış ve gazete pencerenin de manşetine bakalım. Onlar da AK Parti ile mazisi eski diye Sedat Peker'in geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi ile nasıl işbirliği yaptığı ya da yakın bir birliktelik içinde olduğuna dair açıklamalara manşetinde yer vermiş. Saatlerimiz 11.50 gösteriyor. Şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında medya terapiye devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Saatler 11.56'yı gösteriyor. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınındasınız. Medya terapiyi seyrediyor ve dinliyorsunuz. Sırada ekranlardan seçtiklerimiz var. Evet, sosyal medyadan ve ekranlardan seçtiklerimiz köşesinde bugün ünlü bir gazetecinin sözleriyle başlayacağız. Ünlü gazeteci diyoruz, Hürriyet Gazetesi'nin yaklaşık 20 yıl genel yayın yönetmenliğini yapan, Türk basınında önemli bir yer edinen, önemli bir isim edinen, ismin tabii doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, çirkin ya da hoş bir isim olduğu tartışması hala sürüyor. Ertuğrul Özkök'ten bahsediyoruz. Ertuğrul Özkök, Hürriyet gazetesinde bugünün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı için geçmişte çok farklı sözler kullanmış ve farklı manşetler attırmış bir gazeteci. Mesela geçmişte Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak Tayyip'e şok, siyasi hayatı bitebilir diye bir manşet atmış. Yine AKP için 411 el kaosa kalktı manşetini atmış. Yine Recep Tayyip Erdoğan için muhtar bile olamaz. Yani o siyasi yasaklar geldiğinde artık muhtar bile olamaz manşetini atmış. Şimdi muhtar bile olamaz ifadesi tabii ki siyasi yasak gelince artık seçilme hakkını kaybetmiş olmasından kaynaklanan bir hukuki tanım olabilir ama sen bittin oğlum diye bir böyle bir orada da aşağılama tabii var. Şimdi o Ertuğrul Özkök bakın bugünlerde bir radyocu Adem Metan'a YouTube üzerinden yapılan bir röportajda verdiği mülakatta neler söylüyor Recep Tayyip Erdoğan için. Tayyip Erdoğan'ın liderliğini nasıl buluyorsunuz? Birçok ismi gördünüz siz. Bülent Ecevit, Turgut Özal. Bana göre Atatürk'ten sonra gelmiş liderlik vasıflarına sahip. Çok eleştirdiğim tarafı var, o başka bir şey. Ama liderlik vasıflarına sahip olma bakımından Tayyip Erdoğan büyük lider yani. Bence Türkiye çapında değil, dünya çapında bir lider. Hiç bunun şeyi yok. Yani lider ve takdir ettiğim bir tarafı var. Yani sorumlulukların yüklenmesini biliyor. Birlikte çalıştığı insanlarla ilgili. Evet. O bakımdan yani söyleyecek bir şey yok. Benim eleştirilerim başka şeylerde. O liderliğin üzerine daha güzel bir şey inşa edebilirdi Tayyip Bey ve bugün dünyanın en önemli lideri. Bakın bir şey söyleyeyim. Tayyip Bey 2003'ten sonra yani başbakan olduktan sonra bir dönem
Medeniyetler İttifakı eş başkanıydı. İspanya evet. Başbakanı ile beraber. O günlerdeki Tayyip Erdoğan olsaydı bugün Nobel Barış Ödülünü alabilecek bir insan olurdu. Ve dünyada Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık arasındaki bu çatışmalarda eklem, en önemli eklem insanı olurdu ve eminim bugünkü dünya başka bir dünya olurdu. Ne Suriye sorunu çıkardı, ne bilmem ne çıkardı, ne bir şey olurdu. The Ertuğrul Özkök'ün yıllar sonra Recep Tayyip Erdoğan'la bambaşka bir bağlamda konuştuğu. Araya da tabii o hani bir şeyi de koyuyor, notu da koyuyor. Efendim eleştirdiğim yerler olabilir ama onlar başka şeyle ilgili filan diyor. Recep Tayyip Erdoğan olsaydım bu sözleri Ertuğrul Özkök'ten duyduğum için sevinir miydim, gurur mu duyardım, midem mi bulanırdı, küfür mü ederdim? Yani ne derdim bilemiyorum herhalde ama o da Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sorunu. Bakalım hani bir özel ortamda bunu gösterecekler mi ya da göstermişlerdir efendim. Bakın Ertuğrul sizin için ne demiş bilen diye. O sırada sarf edeceği cümleleri duymak isterdim açıkçası. Günün birinde belki birisi de yazar herhalde. Yani saray çevresinden birisi anılarını yazarsa ya günlerden 28 Mayıs'ta 2021 senesiydi. Ertuğrul'un videoda söylediklerini duyunca Cumhurbaşkanı önce bir kahkaha attı, sonra arkasından dedi ki ne diyeceğini merak ediyorum. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçtiğimiz haftalarda bir soruşturma açılmıştı, hatırlayacaksınız. Fatih Sultan Mehmet'in eşinin türbesinin önünde böyle işte yürüyor, elleri arkada filan. Yani bir etkinliğin öncesinde ya da sonrasında çekilmiş bir görüntü ya da bir fotoğraftı. Efendim niye o türbeye saygısızlık ediyormuş da elleri arkasında dolaşıyormuş da neresinde olacağını tabii söylemiyorlar ellerinin ama eller arkada dolaşılmamış. Dolaşılmazmış, ciddi ciddi müfettiş görevlendirdiler ve ifadesini aldılar. Sonradan soruşturma açılmamasına karar verilmişti filan ama İçişleri Bakanı da bunu kullandı filan. Eller arkada olur mu filan dedi. Ben de Trabzonluyum dedi. Öyle gelenek mi olmuş filan. Neyse böyle bir elleri arkaya koyma tartışması yaşandı. Dün Sayın Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sözcüsü sevgili eski meslektaşımız Murat Ongun şöyle bir Twitter mesajıyla yine bizleri gülümsetmeyi becerdi. Diyor ki Murat Ongun, elini başına bağladığın soruşturması loading diyor. Ekrem Bey'in, Sayın Başkan'ın böyle bir etkinlik arasında herhalde dinlendiği bir sırada ellerini şöyle arkasına koymuş. Gerinirken herhalde bir fotoğrafı Murat kardeşimiz de elini başına bağladığın soruşturması yaklaşmakta diye güzel bir espriyle Twitter'a bu mesajı atmış. Bir de Twitter'dan Zeitung adresiyle ya da Zeitung imzasıyla dün yayınlanmış bir Twitter Zeitung haberine bakalım. O haberde de şunlar söyleniyor. Son dakika, AKP genel merkezinde üst yönetimin birbirleri için kazdığı kuyulardan üçünde petrol bulundu. Ayrıntılar geliyor demiş. O kadar derin kuyular kazıyorlar ki demek ki birbirlerinin arkasından orada petrol bulmuş. Bu arada dün yine bir petrol müjdesi aldık. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yine petrol müjdesi verdi. Yani bugüne kadar Cumhuriyet tarihi boyunca gündem ne zaman sıkışsa iktidarların petrol müjdesi, yeni kaynak bulundu, yeni rezerv bulundu, filanca yerde kuyu bulundu, falanca denizde yine sondaj başlayacak haberlerini alt altta toplasanız bizim 328 senelik akaryakıt ya da doğalgaz ihtiyacımızı karşılayacak kadar bir rezerve tekabül ediyor. Ama sabah buraya gelirken benzin aldım. Ayıptır söylemesi, cüzdanımın içinden şimdi böyle tın tın sesler geliyor. Kredi kartının bakiyesi yerlerde dolaşıyor. Bir yandan da petrolde her şeyde zamlanıyor. Öyle de bir gerçeği var memleketin. Saatler 12.03'ü gösteriyor. Gelin biraz da köşe yazarı okuyalım. Cumhuriyet'in yazarlarından Emre Kongar'dan başlayalım. 2-27 Mayıs ifadesini kullanmış Emre Kongar Hoca. Dünün 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatıyor. İşte birinci 27 Mayıs diyor, şöyle tanımlıyor o darbeyi. Menderes'in demokrasiye karşı yaptığı sivil darbeye karşı
askerlerin demokrasiyi korumak için yaptığı fakat 3 siyasal cinayetle sonuçlanan bir karşı darbeydi diyor. İlginç bir tanım, Emre Hoca'nın tanımı. Menderes sivil darbe yaptı, ona karşı askerler darbe yaptı. Yani bir karşı darbe yaptılar ama 3 de siyasal cinayet işlendi diyor. Yani darbenin artılarından da mazeretlerinden de bahseden bir tanımlama. Sonunu da şöyle bağlamış Emre Hoca yazının. Değerli okurlarım, Türkiye Cumhuriyeti demokratik rejim deneyiminde çok bedel ödemiş, çok mesafe kat etmiş ve fakat en sonunda demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yozlaştırılarak şahsım devleti noktasına geriletilmiştir. İnanıyorum ki bilime, tarihe, İnsanlık tabiatına aykırı olan bu gerileyiş ilk seçimlerde telafi edilecek ve halkımız layık olduğu gerçek demokratik rejime kavuşacaktır. Özdemir İnce de darbeci Kemalistler ve FETÖ başlığını kullanmış bugünkü yazısında. Ali Sirmen devletine karşı meşru müdafaa başlığını kullanıyor. Diyor ki bugün yeryüzünde kendi devletine karşı meşru müdafaa halinde çok kişi var. Onlar savaştan da daha tehlikeli koşullar içinde yaşamaktalar. İnsanların kendi devletlerine karşı meşru müdafaa halinde yaşadıkları topraklar da onlara vatan olmazlar. O toprak parçaları vatan değil, olsa olsa iskan izni alınmış çorak arazilerdir demiş. Mine Söğüt neyi bekliyorsunuz diye soruyor. Neyi bekliyorsunuz? Ardı ardına siyasi cinayetlerin işlenmesini mi? Sokaklarda linçlerin başlamasını mı? Evlerin işaretlenip basılmasını mı? Gazetecilerin vurulmasını mı? Herkesin sokaklara dökülmesini mi? İşlerin kanlı bir iç savaşa varmasını mı? Korkunç bir darbe yapılmasını mı? Olağanüstü hal ilan edilmesini mi? Cumhuriyetin 100. yılına çağın en perişan ülkesi olarak girmeyi mi? Neyi bekliyorsunuz diye sormuş. Zafer Arapkirli'nin köşesine, Bendeniz'in köşesinde korku iklimi başlığını kullandım. Az önce de anlattığım gibi Sedat Peker'in öyle bir korku iklimi yaratılması gerekiyordu. Yani bizim yaptıklarımız AKP'nin işine geliyordu, iktidarın işine geliyor. Açıklamalarından hareketle o korku ikliminin yaratılmasında iktidar mafya çeteleri işbirliğinin nasıl etkili olduğunu anlattım, hatırlattım. O Sedat Peker'in videolarından birinde hani ünlü bir tiradı var. Çok dikkat çekmişti. Ulan onu korkut, bunu korkut. Ulan beni mi korkutuyorsun? Doğduk anadan babadan kork. Okula gittik öğretmenden kork. Ulan biraz büyüdük mahalledeki kabadayıdan kork. Komutandan kork, polisten kork. Ulan iş yerine gidersin amirden kork. Ulan yaşlanacağız, öleceğiz Allah'tan kork. Dedi ulan bu korku. Kork, kork, kork diye bir tiradı vardı ya. Onu da hatırlattım yazıda. Oradan da bugüne yine Cumhurbaşkanı'nın muhalefet liderlerine görün bakın daha neler olacak diye korkutmasına getirdim lafı. Lütfeder okursanız sevinirim. Hürriyet gazetesinin yazarlarına geçelim hemen. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın köşesinde bugün Korkut Eken'e sorulmayan sorunun yaşamsal önemi diye bir başlık var. Yani Saygı Öztürk'ün Korkut Eken'le yaptığı röportajı hatırlatıyor ve Eken'in de cevaplarını hatırlatıyor. Diyor ki sonunda da oysa meselenin özü o soruda gizlidir. Sayfalar dolusu röportajlar yapılsa da ciltlerce kitaplar yazılsa da saatler süren programlara imza atılsa da bu soru sorulmadığı müddetçe yani şu soruyu diyor sormak lazım. Atilla Peker'in görevi neydi? Hangi sıfatla yanınıza aldınız? Resmi bir kişilik midir Atilla Peker? Onu yanınıza almanın anlamı nedir? Ama hayır, yok böyle bir soru sorulmuyor demiş. Saygı Öztürk deneyimine hiç de uygun düşmeyecek bir tarzda bu soruyu bir türlü sormuyor ya da soramıyor diye Saygı Öztürk'ü eleştirmiş Ahmet Hakan. Cumhurbaşkanının en önemli mesajı neydi diye konuşmasından sorgulama yapmış. Bir de Mustafa Denizli'yi öven yani Altay'ı şampiyonluğa taşıyan işte Süper Lig'e çıkartan efsane futbol insanı Mustafa Denizli'yi öven bir satırlar var. Sedat Ergin bugün Hürriyet'te Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde iyimserlik ve karşılıklı eleştiriler bir arada diye bir inceleme var. Abdülkadir Selvi Demirtaş HDP'li bakan için ne demiş diye bir ifade var. Yani bu HDP'lilere de bakanlık verilmesi mevzundaki tartışmalara değinmiş. Demirtaş Ahmet Şık'a ne dedi diye bir soru var. HDP'den milletvekili seçildikten sonra tipe geçen İstanbul milletvekili Ahmet Tık
Ahmet Şık Tele1'de Hakan Aksay'ın programında cezaevinde ziyaret ettiği Demirtaş'a HDP'ye bakanlık konusunu sorduğunu açıkladı. Demirtaş şu yanıtı vermiş: daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar geldiğinde bu konu açıldı ve espri yaptık. Ben hadi bakalım iktidara ortak olup bakanlık da alırsınız ama size İçişleri Bakanlığı'nı vermezler diyerek espri yaptım diyor. Demirtaş'ın saz çaldığını biliyorduk ama sıkı espri de yapıyormuş diyor. Demirtaş'ın her lafında bir espri var da Abdülkadir Selvi bu esprili kişiliğini yeni keşfetmiş. Yıllar sonra herhalde. Hande Fırat son gelişmelerin hatırlattıkları diye yazmış. Terörist PKK ve mafyanın ara bulucu gazetecileri başlığını da Nedim Şener'in köşesinde görüyoruz. Ve Sözcü Gazetesi'nin yazarlarına da bakalım hızla. Necati Doğru Üstadımız, Tayyip Erdoğan bitti diyor bugünkü köşe yazısında. Tayyip Erdoğan zamanı terse akıtmak istedi. Tutturamadı. Kadrosu birbirini yemeye başladı. Zaman terse akmadı diyor. Tayyip Erdoğan bitti. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi'nde yaşayan ve önce MHP'den iki dönem ve ardından AKP'den bir dönem Mumcular Belediye Başkanlığı yapan evli ve üç çocuk babası 51 yaşındaki Kazım Avcı dün "benim için AK Parti artık AK değildir" diyerek partisinden istifa etti. Yeni bir tarih yazılıyor demiş. Bir de S-400 ne oldu? F-35'ler ne oldu? Helikopter ne oldu diye de bir sorgulama yapmış. Yani o Türkiye'nin çok iddialı şeyleri, siyasi atılımlarına neler olduğunu sorguluyor. Geline racon kesmek başlığıyla yazmış İsmail Saymaz kardeşimiz bugün. Gelinden kasıt işte biliyorsunuz ben Rize'nin geliniyim diyen Meral Akşener. Bir de gelin hanım diye ifade etmişti, yani hitap etmişti Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı Meral Akşener'den söz ediyor. Muhalefete tehdit meselesini anlatmış İsmail Saymaz. Diyor ki Akşener 3 yıl önce de Üsküdar'da evinin önünde toplanan MHP'li saldırgan grup tarafından hedef alınmıştı. Kılıçdaroğlu 2019'da şehit cenazesinde linç edilmek istendi. Tip Hatay milletvekili Barış Atay gece yarısı sokakta dövüldü. İşte pek çok muhalefet siyasetçisine ve gazetecilere saldırdı hatırlatıyor. Diyor ki ihtimal yeni provokasyonlar yaşanabilir. Benim bildiğim evin içinde kabadayılık olmaz. Geline racon kesmek yoktur bu alemde diye bağlamış yazısını. Uğur Dündar abimiz, üstadımız da Kutlu Adalı cinayeti ve kayıp suikast silahları meselesini tekrardan gündeme getirmiş. Murat Muratoğlu geleneksel petrol bulma şenlikleri diyor. Az önce benim söylediğimi söylüyor o da. Yani ne zaman iktidarlar sıkışsa petrol bulduk, işte yırtacağız, zengin olacağız filan diye şeylerin, üfürmelerin peşinden koşarlar diyor. Çiğdem Toker, hukuk, sermaye ve gözdağı başlığıyla bir yazı yazmış bugün. Enteresan bir bilgi de aktarmış. Diyor ki Erdoğan tarihi ne olursa olsun seçim güvenliği konusunda ağır kuşkular yaratan konuşmasının akşamında ABD'nin çok uluslu 26 şirket yöneticisiyle online görüşmesi yaptı. Bir görüşme yaptı. Netflix, Hilton, Cargill, Amazon, Google, Microsoft, Boeing, General Electric, Hilton, Coca-Cola, Procter & Gamble, City gibi şirketlerin temsilcileriyle online bir görüşme yapmış. Onu da hatırlatıyor Çiğdem Toker. Altay başlığıyla da Altay takımının başarısını bir İzmirli olarak Yılmaz Özdil de tabii es geçmemiş. Bugün onu yazmış. Diyor ki sonda söyleyeceğimi başta söylemiştim. Bu bir futbol yazısı değildir. Çünkü futbol asla sadece futbol değildir. Toplumun aynasıdır. Göztepe'den sonra Altay'ın geri dönüşü Türkiye'nin fabrika ayarlarına dönüşünün miladıdır, kanıtıdır diye yazmış. Bir de hükümet yandaşı gazetelere bakalım. Onlarda ne var bugün? Onlardan da bir iki yazı aktarayım size. Engin Ardıç bugün sabahtaki köşesinde Kayıkçı'nın küreği diye bir başlık atmış. Gelin hanımın çeyizi diye, o da Meral Akşener'den gelin hanım diye bahsetmiş. Bir de haberin yorumu içinde diye de bir paragraf haber vermiş. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün akşam ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'la bir araya geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti diyor. Engin Ardıç'a göre
bir ana muhalefet partisinin liderinin ABD Büyükelçisi'yle görüşme yapması çok büyük bir ayıp, çok büyük bir suç gibi gözüküyor. Memlekette ne kafalar ne yazılar yazılıyor diyeyim, siz gerisini anlayın neyi kastettiğimi. Bir de Sabah gazetesinde Bahattin Duran'ın köşesine bakalım. SETA koordinatörü Erdoğan ile Biden görüşmesi yaklaşırken diye bir analiz yapmış Bahattin Duran. Ve Mahmut Övür'ün köşesine bakalım. Mahmut Övür'den geçen akşam Süleyman Soylu çok yakın dostumdur dedi. Ailece görüşürüz dedi. Çok sevdiğim, çok yakın ilişki içinde olduğum gazetecidir dedi. Kılıçdaroğlu'nun seçim hesabı diye yazmış Mahmut Övür kardeşimiz de. Diyor ki demokrasi tarihine kara leke olarak geçecek 27 Mayıs darbesi. O günden bugüne ne o darbenin arkasındaki küresel güçler tam olarak açığa çıktı, ne de birileri darbe yapmaktan vazgeçti. Nerede bu dış güçler diye cevap verildi. Bunu da özellikle 60 darbesini bayram diye kutlayan sol ve Kemalistler yaptı diye uzun süre Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlanan 27 Mayıs'ları hatırlatıyor Mahmut Övür'de. Saatler 12.14'ü gösteriyor. Bugünlükte ve bu haftalıkta medya terapinin sonuna geldik. Pazartesi sabahı yine 11'de burada olacağız medya terapide, ama bu akşam 18.30'da akşam haberlerine de bekleriz. Hoşçakalın.